Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Türkiye'de anladığım kadarıyla 5 kişiden 3'ü mutlaka bir rahatsızlık yaşıyor bel ve boyun ağrısı olarak. Doğrudur. Durup dururken hiçbir şey yapmadım, dinliyorum sizi, kilom yok, yaşım çok genç, spor da yapıyorum diye gelen telefonlar var ama bel fıtığıyla tanıştığını dile getiriyorlar. Peki o zaman bel fıtığı tedavisi nasıldır? Herkes aday mıdır? Adaydır, onu anlıyoruz biz. Şimdi bel fıtığı tedavisi, tedavi deyince çok geniş bir marj yelpazesi var. Yani o geniş bir yelpaze içerisinde cerrahi de bir yeri var. İşte fizik tedavinin yeri var. İlaç tedavisinin, sporun yeri var. Ağrı cerrahisinin yeri var. Yani bunların hepsi denenebilir. Yani yerine göre, yani hastalığın cinsine göre, hastanın bulgularına göre değerlendirilip buna göre karar vermek lazım. Şimdi genelde insanlarda şöyle bir korku var, aman ben ameliyat olmayayım, kaçayım diye. Yani zaten her bel ağrısı ameliyatlık değil, bu ameliyatlık kısım çok düşük bir kısım. Ama bel fıtığı olanlarda bu ameliyat belli bir oranı olabiliyor. Bunun da bulgu vermesi ayağında, işte kuvvet kaybı olması, işte duyu kusuru olması, belinde ciddi ağrıların olması artı, İşte MR bulgularıyla, işte MR'da belirgin sinire bir bası varsa, bir ekstrüde dediğimiz yani yırtılmış bir fıtığı varsa ya da siniri belirgin bir şekilde sıkıştırıyorsa ve buna bağlı zaten bulguları da ortaya çıkıyorsa bunlar ameliyatlıktır. Ve ameliyatla bunlar çözümü vardır. Çok da rahat. Evet. Her bel ağrısı ameliyatlık değildir. Ama ameliyatlık olanların da hani mutlaka ameliyat olması lazım. Eğer olmazlarsa bu sinir üzerindeki bası nedeniyle siniri besleyen kılcal damarlar tıkanmaya başlar, sinir ölmeye başlar ve bu sefer de ciddi o sinirin beslediği kaslarda kuvvetsizlik, erime ve bulgular meydana gelir. Ki işte bizim düşük ayak dediğimiz ayağın düşmesi ya da işte hissizlik, idrar tutamama, kaçırma, büyük abdestini kaçırma gibi bulgular görülebilir. Yani bu oluşumlar olmadan önce, çünkü olduktan sonra eğer 24 saati geçerse bunları geri döndürmek de mümkün değil. Bu yüzden hani buna da dikkat etmek lazım. Bazen hastalar korkuyor, kaçıyor. Ben ameliyat olmayacağım ama bir bakıyorsunuz öyle bir halde gelmiş ki ayağı düşmüş, kaldıramıyor ve iş işten geçmiş oluyor. Yani o aşamadan sonra ameliyat ediyorsunuz ama etseniz de çok fazla bir faydanız olamıyor. Bu yüzden yani o noktaya gelmeden önce mutlaka doktorunuzun tavsiyesini dinlemenizde fayda var. Anladığımız her bel fıtığı ameliyatlık değil. Doğru. Yani bunun bir basının oluşturduğu etkiye bağlı. Şimdi hasta mesela geliyor, işte bende 5 tane fıtık var diyor. Bir kere zaten 5 tane omur var. Yani biz bu MR raporlarına göre değil, yani gördüğümüzde hastada aldığımız datalarla, yani muayene datası, anlattıkları filmler, bunların hepsini birleştirdikten sonra biz o kararı veriyoruz. Ameliyat olabilir ya da olmaz. Yani bu çok iyice bir detaylı bir şeyden sonra yapılan bir analizden sonra ondan sonra verilen bir karar. Yani çoğu hasta bize ya işte geliyor, işte bende bel fıtığı var. Bakıyorsunuz, tedavisini veriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ameliyat değil diyorsunuz. Bu ameliyatlık değil seninkisi. Yani ayağında kuvvet kaybı yok, işte şöyle yok, bilmem ne yok. Hani bu ilaçlarla ve şeylerle rahatlıkla çözülebilir. İşte fizik tedaviyle ya da şey. Bir de ameliyat yani olması da gerek. Yani farklı yöntemler de var. Yani hani bunlardan birisini, hangisi uygunsa onu öneriyorsunuz ve onu hastaya söylüyorsunuz. Yani o yüzden böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani her fıtık ameliyatlıktır ya da değildir. Ya aman sakın ameliyat olmayın. Böyle bir şey yok. Yani dediğim gibi hastalık yok, hasta var. Ve o hastaya uygun olan tedavi yöntemi neyse siz onu ona göre belirleyip değerlendirdikten sonra onu söylüyorsunuz. Bazen
ya şu yöntemleri deneyelim. Eğer buna cevap vermezse işte ilaçlı yöntemi, fizik tedavi, o zaman ameliyata gidebiliriz de diyebiliyorsunuz. Ya da ya sizinkisi ameliyatlık, hiç boşu boşuna uğraşmayın, gelin ameliyatınız olun, kurtulun diyebiliyorsunuz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.